Hakikaten Necati ya, anlattığın kadar varmış bu park. Hep önden gelip geçiyordum ama vakit geçirmeyi hiç düşünmemiştim. Ne sandın Remzi, görmüyor musun? Burada trambolini bile var. Bak, zıplıyorsun. Dıyın, 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 dıyın. Hem de altından yaylı, biliyor musun? Ay Necati, içindeki çocuk hiç büyümedi yani he. Elinden gelse kaydıraktan da kayacaksın. Aa, iyi hatırlattın Remzi. Dur hemen kayayım o zaman. Necati, şaka yapmıştım. Hay Allah'ım ya. Bak işte balkonuna çıktım. Şimdi de kayıyorum. Nasıl ama Remzi? İçimdeki çocuk hala çocuk gibi. Zaten içimizdeki çocuk büyümediği sürece hayat çok daha keyifli oluyor. Remzi ya, aklıma ne geldi ha? Bir kere de sen kaysana şu kaydıraktan. Saçmalama Necati. Oruçlu oruçlu, Allah Allah. Niye Remzi ya? Hadi hatırım için bir kerecik kaysana. Necati, kaymayı falan boş ver de bu gürültüler nereden geliyor? Sanki birileri kavga ediyor gibi. Allah Allah, bilemedim ki Remzi. Dur şöyle tepelere çıkıp bir bakayım. Necati, yukarıda havalar nasıl? Yer yer yağışlı olsa da hava bulutsuz ve güneşli gözüküyor. Hiç beceremedin Necati. Yer yer yağışlı diyorsun. Hani nerede yağışlar? Remzi, hala gürültüler geliyor. Ama hiçbir yerde hiçbir şey gözükmüyor. Hakikaten Necati, doğru söylüyorsun. Sanki Mirket'in sesini bile duyuyorum. Koş Necati koş. Başı dertte herhalde. Yetişiyorum Mirket, dayan. Mirket, nasılsın, iyi misin? Gürültüler geliyordu da çok merak ettik. Ne yapıyorsun? Ah sormayın çocuklar ya. Büyük bir kurumla toplantım vardı. Gördüğünüz gibi şu kara tahtada onlara formülleri, üretimi ve maliyeti anlatmaya çalıştım. Ama bir türlü anlamaya yanaşmadılar ve hırgür çıkardılar. Nasıl yani Mirket? Yoksa üstüne falan mı saldırdılar? Öyle de diyebiliriz Remzi. Zannedersem tartışmaya doymadılar. Bir daha gelecekler gibi gözüküyor. Biz senin yanındayız Mirket. Hiç merak etme. Kuluna bile zarar veremezler. Bakın bakın. Bu onların sesi. Kesin tekrar geliyorlar. Çocuklar, bu böyle olmayacak. Zırhlarımızı kuşanmamız lazım. Kafandaki ne Mirket? Ne düşünüyorsun? Bir dakika, beni burada bekleyin. Hemen geliyorum. Ne yapacağız acaba Remzi? Çok merak ediyorum. Yeni zırh döşeyici icadım. Ne dedin ne dedin Mirket, hiçbir şey anlamadım. Zırh döşeyici, yani koruma kalkanı giyeceksiniz. Durum o kadar vahim mi Mirket? Evet çocuklar, bunlar çok büyük adamlar. Galiba karanlık işlere de bulaşmışlar. Anladığım kadarıyla ellerinden kurtulamayacağız. O yüzden bir an önce bu aleti çalıştırıp sizleri korumalarıma dönüştürmek istiyorum. Korumalarına mı? Evet evet, yanlış duymadınız. Eğer hazırsanız hemen düğmeye basıyorum. Tamam tamam Mirket. Mahallemizin biricik hayvanını bu durumda yalnız bırakacak değiliz herhalde. Değil mi Remzi? Hatta bir dakika. Şakir'i de çağırmak istiyorum. Bu karışıklıkta nasıl çağıracaksın Necati? Tabii ki görüntülü arayarak. Mirket, bana bir dakika müsaade edin. Aa, Necati abi, birdenbire kadraja girdin. Nasıl oluyor bu şimdi? Nasıl olduğunu boş ver şimdi Şakir. Acil takviye elemana ihtiyacımız var. Nasıl yani Necati abi? Bir macerayı daha mı başlıyoruz? Öyle gibi gözüküyor Şakir. Acil Mirket'in laboratuvarına geliyorsun. Çabuk ol, kapatıyorum, bay bay. Ay gelmem mi Necati abi? Gittim gittim. Remzi, galiba senin bu Şakir bu aralarda çok kitap okuyor. Baksana, geliyorum yerine, gittim gittim falan diyor. Neyse çocuklar, Şakir'i bekleyene kadar ben sizi dönüştüreyim en iyisi. Hazırsınız düğmeye basıyorum. Sonuna kadar hazırız Mirket. Geldim geldim. İşte bu kadar. Hepiniz süper gözüküyorsunuz. Demek ki icadım dura dura gerçekten kendini bulmuş. Baba, çok fiyakalı olmuşsun. Şakir sen de öyle. Ama Necati. Mirket ya, onları zırhlı askerlere çevirdin. Beni sanat güneşine çevirdin. Haksızlık bu, kabul etmiyorum. Mirket amca, bu arada sen de yazlıkçılardan olmuşsun he. Aa, beni niye vurdu anlamadım şimdi. Allah Allah, tahtadan aksettirdi herhalde. Tüh. Bu arada Mirket amca, 3 boyutlu değiliz, 2 boyutluyuz, görüyorsun değil mi? O da teknik bir hata diyelim artık Şakir. Hii, eyvah eyvah, adamlar geliyor, hazır olun.
Vallahi gelecekleri varsa görecekleri de var. Hopdireninnam 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 hopdireninnam. İnanmıyorum sana Necati abi. Karşıdan düşman geliyor, sen çift telli oynuyorsun. Moral her zaman iyidir Şakir. O nereye atladı öyle ya? Arkada düşmanlar duruyor Remzi, oraya atlıyor. Hayır. Aferin be, Necati'ye bak. Cüneyt Arkın gibi uçtu vallahi ha. Benim hiçbir arkadaşıma, hiçbir sevdiğime zarar veremeyeceksiniz. Mirket, bunlar kim böyle ya? Ben düşman falan değilim ki. Sadece uzlaşmaya gelmiştim. Uzlaşmaya mı? Ama az önce hiç öyle demiyordunuz. Yanındaki adamların nerede? Onlar bir daha senin yüzüne bakamayacaklarını düşünerek kapıda bekliyorlar. Patronlar telefon etti. Mutlaka allemedin kallemedin. Mirket'in gönlünü yapın dedi. Nasıl yani? Gerçek mi söylüyorsun? Her ne dersem kabul edecekler mi? Evet Mirket. Bizi işimizden etme Mirket. Lütfen çok rica ediyoruz. Evde çoluk çocuk bekliyor. Bayramlık alacağız. Hay Allah ya. Bu kadar zırhımızı boşuna mı kuşandık yani? Düşman falan yok mu ortada? Tamam o zaman. Kabul etmem için tam 3 tane şartım var. 3 tane mi? Mirket biraz fazla olmuyor mu? Şşt, konuşma bak bir daha atlarım üstüne ha. Verdiğim ürünün patenti bana ait olacak. Üretime geçince altında ismim olacak. Ayrıca yeni projeler için bana kredi açacaksınız. Tamamdır Mirket, istediğim bu olsun. Hepsini kabul ediyoruz. Anlaştığımıza göre ben artık gidebilirim. Zırhın çok güzelmiş delikanlı. Görüşürüz. Mirket, adam çıktı gitti. Biz niye böyle kaldık hala? İnanmıyorum. Duydunuz mu? Kabul ettiler. Her dediğimi kabul ettiler. Çocuklar, hepinize benden bu akşam iftar yemeği var. Ama Necati abi, annem köfte patates bir de pilav yapıyordu. Mirket, hadi normal halimize dönelim de eve gidelim artık. İftar yaklaşmak üzere. Bir dakika Remzi, hemen makineye bakıyor. Pardon çocuklar. Nasıl yani pardon çocuklar Mirket? Yani eve böyle gideceksiniz demek. Niye Mirket amca? Yani benim için fark etmez de Necati abi için biraz eğlenceli olabilir. Maalesef tartışırken galiba icadı yerlere düşürmüşüm. Beyni yandı garibanın. Hayır olmaz, ben bunu kabul etmiyorum. İmdat! Necati abi. Çok alındı galiba. En iyisi ben arkasından gideyim. Mirket ya, ben şimdi sokaklarda bu kılıkla nasıl gezeceğim? Orasını burasını karıştırsaydın şu icadın. Belki bir hal çaresinde bulurduk. Şu anda hiç kafam basmıyor Remzi. O kadar mutluyum. O kadar bulutların üzerindeyim ki sana anlatamam. Akşama iftarda görüşürüz. Ama Mirket ya, üf!